Galatasaray'ın yaşayan ve hala forma giyen bir efsanesi. Artık 12 yıl oldu. Önümüzdeki sezonda sözleşmesi bitecek. Bununla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi mi? Galatasaray'daki kariyeri nasıl sürecek? İkincisini hocama sorayım. Hocam, Abdülkerim'le alakalı bir sıkıntı var mı? Yani yarınki daha önce forma giyecek demiştiniz ama yarın sahada olacak mı Abdülkerim? Two questions. First one is to Fernando Muslera. You're a living legend of the team, and you're an active player also. But at the end of the season, your contract expires, and do you have a plan for the future for the sport, in your opinion? And the second question is to Mr. Abdülkerim Bardakçı, if he's going to be able to play, how is the situation in general? Mine also finishes. The only thing I can say is we are here to talk about tomorrow's game. That is the most important thing for me and the what I am thinking about. Only this. Tek söyleyebileceğim şey yarın bir maçımız var. Ben ona odaklanmış durumdayım ve tek söylemek istediğim de bu. Evet, tabii ki efsaneler için sözleşmeler önemli değil. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı ve inşallah hepimiz Galatasaray'ın başarısı için çok büyük çaba sarf edeceğiz. Hocam, öncelikle yarınki maç için size, ekibinize başarılar diliyorum. Benim sorum şu hocam. Galatasaray'da en çok eleştirilen son transferler çok eleştirildi. Hazırdı, hazır değildi. İstenilen performansı vermiyor. Fakat bir Antalya maçı, Alanya maçı oynadınız. Gerçek 6, 8, 10 numara diye tabir edilen bölgelerdeki futbolcular oynadığı zaman Galatasaray'ın rakibe pozisyon vermediğini de gördük ve top kayıplarının çok daha düşük olduğunu gördük. Yani ki maçta stratejiniz nedir? Seni de yakında buraya alacağız. Yorum için. We have seen that. Süleyman abi her şeyi anlattı zaten. Bana çok bir şey demek kalmadı ama. Tabii ki birincisi her maçın farklı hikayesi var. Biz oyuncularımızı tabii ki maç da değerlendirebiliyoruz ama ana hedefimiz oyuncularımızı hazır hale getirmek. Son maçta bizim için hem oyun olarak hem skor olarak hem topa sahip olmamız, pas yüzdemiz bu anlamda da değerliydi. Önemli işler yaptık. Oyuncularımızın da performanslarını gördük ama şu anda çok daha farklı bir maça çıkıyoruz. Bu maçın hikayesi daha farklı olacak tabii. Ama bununla ilgili de tabii ki düşünüyoruz. Karar veriyoruz. Yarın da verdiğimiz karar net bir şekilde ortaya çıkacak ama dediğim gibi ben hep söylüyorum yani oyuncularımız oynamak için, takıma destek vermek için hepsi zaten %100'ünü yapıyor. Beni de en çok mutlu eden bu. Kim oynarsa oynasın elinden gelen en fazlasını yapıyor. Oyuncularımız da iyi hale geldi. Transferlerimizden ayrıca çok memnunuz. İyi bir kadromuz vardı. Yine bunu daha yukarıya çekmek için bunu ortaya koyuyor. Zaten oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlardan da takımımızın ne kadar kaliteli oyunculara sahip olduğu çok net bir şekilde belli. You've been at this club for 12 years. You played a lot of games at Galatasaray Stadium. Can you just describe the intensity and the noise of the atmosphere and what kind of effect that has on opposition teams when they come here? Nando'ya bir soru sormak istiyorum. Burada 12 yıldır oynuyorsun bu takımda. Stadınızla ilgili, atmosferle ilgili bir yorum yapabilir misin? Ne kadar yüksek, şiddetli bir orada tezahürat oluyor. O atmosferi bize anlatabilir misin? You never been here before? Enjoy it. That's it. Daha önce burada olmadıysanız eğer keyfini çıkartın.